Değerli izleyiciler, Zaman Mekan Futbol ekranlarına hoş geldiniz efendim. 90 artı programındayız. Sezonun ilk 90 artı programında Özcan Pehlivanoğlu ile birlikteyiz demek herhalde daha doğru olacak. Süper Lig'in birinci hafta karşılaşmalarını konuşacağız Özcan Hoca ile. Biri hariç tamamlandı maçlar. Giresunspor Galatasaray maçı da. Yani biz bu programı 16 Ağustos'ta tam Giresunspor Galatasaray maçının başlama düdüğü çalmak üzereyken girdik. Ya da başladı mı hocam? Ben buradan çok takip edemiyorum. Evet, maç başladı. Şu an önümde ekranda seyrediyorum maçı. Bir taraftan şöyle yapacağız o zaman. Bir taraftan Giresunspor Galatasaray karşılaşmasının da hani neler olduğunu da oradan canlı canlı takip etmiş olacağız. Bir taraftan da birinci hafta karşılaşmalarını konuşacağız. Hocam öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Sezon hayırlı uğurlu olsun hepimize, Türk futboluna, hakemlere, kulüplerimize ve futbol seyircilerine hayırlı olsun. Başarılar diliyorum herkese. Evet, dileklerinize katılıyoruz ve hocam isterseniz hızlıca ilk hafta maçlarının sonuçlarını bir klasik yani ben önce bir söylüyordum ya yine öyle başlayalım. Süper Lig'in birinci hafta maçlarında ilk karşılaşmada açılış maçında Cuma günü Beşiktaş Rizespor'u 3-0 yendi. Cumartesi günü oynanan maçlarda Karagümrük Gaziantepspor'u 3-2 ile geçti. Altay flash bir sonuç elde etti. Çok da güzel bir oyunda Kayserispor'u 3-0 yendi. Süper Lig'e merhaba dedi. Hatay Kasımpaşa karşılaşması 1-1 berabere bitti. Pazar günü oynanan maçlarda Alanyaspor deplasmanda Başakşehirspor'u 1-0 yendi. Antalyaspor Göztepe maçı 1-1 bitti. Akşam oynanan geç saatlerde oynanan daha doğrusu karşılaşmada Adana Demirspor kendi sahasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Bugün oynanan maçlarda ise akşam seansı diyelim, hadi akşam diyelim o saat 19.15'te başlayan maçlarda Konyaspor deplasmanda Sivasspor'u 1-0'la geçti. Malatyaspor'da Trabzonspor önünde sürklase oldu resmen 5-1'lik bir yenilgiyle sahadan ayrıldı. Giresunspor Galatasaray maçı da dediğim gibi oynanıyor şu dakikalarda. Hocam bugün oynanan maçlardan mı başlayalım? Sizin şeyiniz nedir? Size uyalım biraz. Şimdi ben şöyle söyleyeyim. Bu sezon bizim geçtiğimiz yıllardan beri seyrettiğimiz ve Süper Lig'e çıkmış olan 3 tane takım var. Birisi Giresunspor, birisi Adana Demirspor, diğeri de Altay. Bu 3 takımın taraftarları ve seyircileri bize aşina. Bu takımlarla ilgili yaptığımız yorumlar nedeniyle bunlara bir de Trabzonspor'u eklemek istiyorum. Ben sezon boyunca bu 4 takımı izleyip bu 4 takımla ilgili yorumlar yapmaya çalışacağım. Bunun nedeni de şu, Süper Lig'de özellikle 4 büyüklerin takım maçlarını kanallar izliyorlar. Özellikle spor kanalları var, yorumcular var maçtan. Hemen sonra maçı değerlendiriyorlar, pozisyonlar üzerine konuşuyorlar. Biz bu programı pazartesi akşamı 21.45'te yapıyoruz. Artık bu söylenen ve izlenenlerin üzerine bir söz söylemek, pozisyonları tartışmak abesle iştigal oluyor. Çünkü saatlerce konuşuluyor bu. Ben de izledim bunu. Cuma, cumartesi, pazar izledim bunları, bu tartışmaları. O sebeple biz daha özel bir program yapalım. Geçtiğimiz yıllardan beri bizi takip eden, bize aşina olan taraftar kitlelerine, bu 3 kulübe özellikle, ondan sonra da bir Karadeniz kulübü olması hasebiyle Trabzonspor'a dair görüşlerimizi ifade edelim diye şahsen düşünüyorum. Tabii bu 4 takım üzerine konuşurken bu 4 takımın her hafta rakipleri var. Aslında 8 takımı konuşmuş olacağız. Bu da bayağı bir geniş kitleye hitap edecektir diye düşünüyorum. Tabii arada sırada da TFF 1. Lig'le ilgili bir takım sözler söylemek isterim. Ve biz bu akşam bana göre ilk önce Adana Demirspor Fenerbahçe maçından başlayalım. Ondan sonra Altay Kayseri maçını konuşalım. Şimdi de Giresun Galatasaray maçı oynanıyor ve Yeni Malatya Trabzonspor maçı oynandı. Bu maçlar üzerine fikirlerimizi bizi seyreden izleyenlerimizle paylaşalım. Eğer talep gelirse, izleyenlerden talep gelirse bir daha program yapıncaya kadar o talepleri de değerlendirerek o kulüpleri de konuşmaya başlarız. Bu bir arz talep meselesi yani. Onun için ben şahsen böyle düşünüyorum.
İstersen Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ile ilgili başlayalım. Yani güzel bir maç oldu aslında değil mi hocam? Yani çok güzel, tempolu. Çok güzel bir maç oldu. Çok güzel bir maç oldu. Temposu çok yüksekti. Şimdi Adana'yı bilenler bilir. Adana'da gece sıcaklıkları da nem oranları da çok yüksektir. Ve Ağustos ayının 15'inde böyle yüksek nem oranlarına ve sıcaklığa sahip bir Adana ikliminde böyle yüksek tempolu bir maç seyretmek her iki takım futbolcularını da kutlamayı gerektirir. Bu yüzden her iki takımı da kutluyorum. Ancak tabii Adana Demirspor müthiş bir taraftarı olan, müthiş bir seyircisi olan bir kulüp. Mutlaka galip gelmek için sahaya çıktılar kendi sahalarında. Ama tabii Fenerbahçe yendi. Fenerbahçe yendiği zaman yani golü attığı zaman Mesut Özil hep topa vuruş şeklini düşündü. Yani pozisyonu oraya kadar geldi ama dikkat ederseniz Mesut Özil ayağıyla bulunmadı yani. Neredeyse kalçasıyla vurdu. İşte büyük futbolcu olmak böyle bir şey. Büyük takım olmak böyle bir şey. Kötü de oynasanız o anda bir futbolcusunuz çıkıyor. Yani marka bir isim Mesut Özil. Dünya futbolunda marka bir isim. Çıktı takımını galibiyete taşıyan golü attı. Şimdi Adana Demirspor için bir şeyler söylemem lazım. Adana Demirspor çok iyi transferler yapmış. Yani bu büyük oyuncular almış, iyi oyuncular almış. Hepsi birbirinden değerli oyuncular. Fakat daha henüz takım olmayı başaramamış. Yani takım olmayı başaramamasına rağmen Fenerbahçe'yi sahada ezdi. Fenerbahçe'ye karşı bir üstünlük sağladı. Bu Fenerbahçe'nin kötü oyunundan mı yoksa kötü takım olmasından mı kaynaklanıyor? Onu Fenerbahçe'yi konuşurken söyleyeyim. Ama Adana Demirspor çok iyi oyuncular transfer etmiş. Hepsi birbirinden değerli ve yıldız oyuncular. Bu takım bu oyuncular bir takım olmayı başarabilirlerse Adana Demirspor ligi ilk 5 arasında çok rahatlıkla bitirir. Kaleciyi söyleyeyim ilk önce Muriç. İyi bir kaleci. Fakat oynamamış kaleci. Belli yani. Ama iyi bir kaleci. Onu söylemem lazım. Oynadıkça daha iyi olacak Muriç. Çok isabetli bir transfer. Adana Demirspor'un defans hattında sağ tarafta oynayan Svensson müthiş bir adam. Yani ilk maçta. Zaten İzlandalılar küçücük bir ülke. Fakat bu küçücük ülkeden müthiş futbolcular çıkıyor. İnsan imreniyor yani. Biz niye böyle futbolcular çıkartamıyoruz diye. Svensson çok iyi bir adam. Çok iyi top oynadı yani. Çok hoşuma gitti. Tabii Resul her zamanki Resul. Yani pek üzerine koymuyor ama aynı Resul. İyi bir adam. Biraz Tayyip Tarlak'a tabi aksama var. Onu söylemem lazım. Kaan da bütün iyi niyetine rağmen geçen senenin üstüne koyarak top oynadı ama sol tarafta da Adana Demirspor aksayabilir diye düşünüyorum. Tabi bu sene ilginç bir şey. Yani 3 tane yerli oyuncumuz olacak. 8 tane de yabancı olacak. Yani bu kurala dikkat ederek takımlar kuruldu. Hep sahada 3 tane yerli oyuncu barındıracaksınız. 8 tane de yabancı oyuncu. Bunların tabi kulübedeki 6 tane yabancı olacak. Kim kimle değişecek? Bunlar da tabi enteresan sorunlar. Bir baktım Adana Demirspor yani Samet Aybaba yerli oyuncu olarak Sinan Kaan ve Talha'dan yana Tayyip Talha'dan yana tercihini kullanmış. Yani artık bundan sonra ne olacak ya bu iyi futbolcular? Mesela Balotelli'nin beden dilini pek beğenmiyor. Zaten Balotelli ve Belhanda eğer oyuna ağırlıklarını koyabilselerdi Adana Demirspor'da Fenerbahçe'yi rahat yenerlerdi diye düşünüyorum. Koyamıyorlar. Yani fiziksel eksiklikleri var. Motivasyon eksiklikleri var. Türkiye'ye Belhanda değil ama Balotelli'nin bir adapte süreci var. Yani bunları hepsini mazur görüyorum. Yani bana göre Fenerbahçe yendi ama maçın hakkı beraberlikti diye düşünüyorum. Yani tamam Fenerbahçe yendi ama beraberlikti diye düşünüyorum. Fakat yani Adana Demirspor'a bakınca Costa yani müthiş bir oyun oynadı dün akşam yani. Seyrettim. Çok iyi oyuncular bunlar. Yani, gerçekten. Akintola ama, çok iyiydi. Efendim? Akintola. Evet, Akintola. O bizim liglerimizde Hatay'da oynadığı için onu tanıyoruz, biliyoruz yani. İyi oyuncu ama şimdi bir şey söyleyeyim ben yani. İyi oyuncu da bal yapacaksın kardeşim. Bal yapmayan arı iyi arı değildir. Bal yapacaksın. Bal yapmayan futbolcu
istediği kadar güzel hareketler yapsın, estetik hareketler yapsın. Benim pek kabulüm değil ona yani. Anlatabiliyor muyum? Akintola çok çalıştı. Çok güzel hareketler yaptı. Ama netice yok. Futbolda netice oyunu. Çok iyi oynarsın. Rakibi ceza sahasına ablukaya alırsın. Ceza sahasından yarı alanından çıkartmazsın. Sonuç mağlup olur. Ama Adana Demirspor iyi bir takım. İyi oyuncular var. Çok iyi oyuncular var. İyi oyuncular hocam, değil, çok iyi oyun. Balotelli ile Samet Aybaba arasında bir şey var gibi sanki, değil mi? Böyle bir huzursuzluk var gibi. Samet Aybaba'nın bir takım açıklamaları da var basına yansıyan. Şimdi ben çok ağır eleştiriler yapmak istemiyorum. Şimdi bakalım Balotelli yani idmanlarda nasıl çalışıyor? Bunu bakmak lazım. İdmanlarda ne kadar kendini biliyor? Balotelli sorunlu bir adam. Yani bu konuda sabıkası var. Sorunlu adam. Şimdi bu sorunlu adam da işte bal yiyecekler. Yani bal yaptıracaklar, bal yiyecekler. Yani burada Samet Aybaba'ya da büyük iş düşüyor. Zor bir şey yani. Samet Aybaba içindir. Bir tane Balotelli olsa neyse. Yani bu takımda Balotelli en üst tepe, yani en üst tepeye sorunlu oyuncu olarak koy. Aşağı doğru geldiğinde birçok sorunlu oyuncu olduğunu düşünüyorum. Yani işte bunlardan bir takım ortaya çıkaracak Samet Aybaba. Samet Aybaba'nı değiştir. Eleştirmiyorum. Ama göreceğiz önümüzdeki haftalar. Fakat iyi bir takım. İyi oyuncular var. Çok iyi oyuncular. İyi oyuncular değil, çok iyi oyuncular var. Bu çok iyi oyunculardan bir takım ortaya çıkartabilirse Samet Aybaba, bu senenin flash takımı Adana Demirspor olur. Taraftar da var, tribün de var. Yani iyi bir sonuç olur. Şimdi Fenerbahçe hayal kırıklığına devam ediyor. Bu Fenerbahçe bana göre yani daha sezon başında avlu atar. Yani ne oynadığı belli değil. Oyuncuların teknik kapasiteleri, oyun zekaları sınırlı. Sahada ne yapmak istedikleri anlaşılamıyor. Yani eğer kalede Altay çok güzel kurtarışlar yapmasaydı ki gene rekorlar üstüne rekorlar kırmış. İstatistikçiler öyle diyorlar. Yani Fenerbahçe'nin işi zordu. Gerçekten. Ama Fenerbahçe takımı ilginç. Yani gene problemler başlamış. Bir problemle adam Caner Erkin'i gönderdiler. Şimdi Ozan Tufan ellerini beline koymaya başlamış. Eski hallerine gelmiş. Ozan Tufan kilo almış gene. Onun bir kilo hastalığı var. Veya kilolu gördüm televizyonda. Aslında yani kendi ekmeğine ihanet ediyor. Ozan Tufan çok yetenekli bir adam. Ve gidecekse Fenerbahçe'den gitsin. Nereye gidecekse gitsin. Anlatabiliyor muyum? Yani bazen ilk 11'e giremeyebilirsiniz. Kulübede oturabilirsiniz. Önemli olan takımın başarısı. Eğer sen bir futbolcu olarak takımın başarısına katkı sunuyorsan o zaman değerlisin. Eğer sunmuyorsan değersin. Ama Pereira'nın işi çok zor. Pereira eskiden de geldi Fener'e geldi. Yani Pereira Fenerbahçe'nin teknik adamı değil. Futbol açısından çok kötü yönetiyor. Yani biraz ciddiyet, biraz ciddiyet, ciddiyet. Yani yok böyle bir şey. Transferleri tamamlayamıyorsun. İyi oyuncu bulamıyorsun. Yani koskoca Fenerbahçe'sin sen. Yani oyuncu bulacaksın. O yani oyuncu bulamıyorum diye bir şey yok. Yani öyle boş adamlara milyonlarca lira, euro, dolar para veriyor ki Fenerbahçe. Ben şaşırıyorum. Yani bu inanılmaz. Beşiktaş'a bak. Bak Beşiktaş takım. Beşiktaş'ı daha beğendim yani. Bu oynadığı Çaykur Rize maçındaki Beşiktaş iyi bir takım. Ne yaptığını biliyor. Kanat bindirmelerini. Hangi oyuncu ne yapacak? Biliyor. Yani Enkudu'yla Rozier'in maçtan önce işte gol atarsak böyle bir sevinç göster falan. Her şey planlı. Zaten futbol takımı, modern futbolda hele Süper Lig seviyesindeki takımlar sahada ne yapacağını, oyuncu sahada ne yapacağını biliyor. Doğaçlama yapabilir ama çok nadir. Onun dışında ne yapacağını futbolcu biliyor. Yani antrenmanlarda bunlar çalışılıyor. Hangi adamdan nasıl bir pas gelir, nasıl bir bindirme yapacak, nereye gider? Bunlar hep antrenmanda çalışılmış şeyler. Ama Fenerbahçe takımına bakıyorsunuz. Bir tuhaf. Yani onun için Fenerbahçe'yi önümüzdeki maçlarda çok zor günler bekliyor diye düşünüyorum. Bu galibiyet yanıltıcı olmasın. Ama bütün dizayn bu geçen programda da söylemiştim. Hep haklı çıkıyorum. Haklı çıkmaktan da yoruldum aslında. Haklı da çıkmak istemiyorum. Bu dört büyük kulübümüz
takımlarını Türkiye Ligi için dizayn etmişler. Planlamayı, kurguyu yapmışlar. Öyle Avrupa'da falan iddiaları yok. Ve nitekim yani Trabzonspor'u Norveç takımı karşısında seyrettim. Son derece başarısız gördüm. Zor bela penaltılarla eledi Trabzonspor Norveç takımını. Sivas aynı şekilde, Dinamo Batum. Ne ki Gürcistan futbol. Yani Moldova takımını eliyoruz, çok seviniyoruz aman Allah'ım. Onun için Fenerbahçe'de Avrupa için kurgulanmamış. Hatta Türkiye Süper Ligi için bile kurgulanmamış. Çok garip bir şey yani. Nasıl başarısızlıklar böyle? Onu anlamıyorum. Yani Fenerbahçeli futbolcuları tek tek böyle eleştirmeye falan kalkarsak yani bir tuhaf yani. Zaten bir tuhaf, sahada böyle ne yaptığını bilmez bir oyuncu topluluğu, bir 11 var yani. Giren de öyle, çıkan da öyle. Yani. Ama Adana Demirspor için iyi şeyler söylüyorum. Samet Aybaba başarabilirse bunu, çok iyi bir takım izleyeceğiz Süper Lig'de diye söyleyebilirim. Ondan sonra Altay'ı konuşalım mı biraz? Altay Kayseri evet, maçını konuşalım. Evet. Oraya gelelim. Şimdi Altay maçını gittim, tribünde seyrettim. Ne kadar şanslısınız. Evet. Bilet aldım. Tribünde gittim, seyrettim. Yani şimdi Altay çok geç kaldı transfer yapmaya. Mustafa Denizli ile bile yani imza aşamasına gelmesi, hatta takımın antrenmanlara başlaması çok sorun oldu. Garip bir sessizlik vardı, garip bir bekleyiş vardı. Garip bir oyuncu transfer edememe gibi bir durum vardı. Tabii bu oyuncular ismi bilinmez. Yani garip bir durum. Yani 9 tane oyuncu transfer etti. Yabancı. Tribüne gittik. Sahaya bir Altay takımı çıktı. Yani Polonya'dan 24 yaşında bir kaleci bulmuşlar. Yani inanın fevkalade beğendim. Garip bir şey yani. Polonya'nın herhalde Krakow takımından geldi. İnanılmaz güzel bir kaleci. Yani 24 yaşında. Bundan sonra Mustafa Denizli bir taktikle top oynatıyor. Mustafa Denizli'yi bir kez daha takdir et. Yani ben mesela çok uzun zamandır TFF 1. Ligi ve Süper Ligi takip ediyorum. Teknik adamları tanıyorum. Sahada oynattıkları futbolu görüyorum. Yani Mustafa Denizli bambaşka bir şey oynatmış Altay'a. Sahaya çıktı takım. Yani top rakipteyken beşli savunma yapıyor. Kendisi hücuma çıktığında üçlü savunmaya dönüyor. Bir bakıyorsun yani rakip topu aldığında defansta 5 oyuncu var. Tiam'ı alıyor değil mi o şeye, defans bloğunun evet, içine? Evet yani Tiam o TFF 1. Lig'deki oyununu da hiç beğenmedi. Yani sakar Tiam. Ne yapacağı belli olmaz Tiam. Müthiş bir top oynadı. Onun dışında Muhammed Naderi diye İran'dan 24 yaşında, 23-24 yaşında bir oyuncu almışlar. Sol kanat oyuncusu. Yani müthiş bir adam. Enteresan bir şey. Rodriguez diye Şilili bir adam almışlar. Kanat oyuncusu, sol kanat oyuncusu. Müthiş bir adam. Pirales diye yine Şilili, Brezilya Ligi'nden bir 10 numara almışlar. Şimdi bunları niye sayıyorum? Bir de Debamba var. Evleye, Debamba herhalde. Santrofor, Norveç'te bir takımdan almışlar. İki tane gol attı. Bir tane de sayılmayan golü var. Yani eğer o sayılmayan gol sayılsaydı hat-trick yapmış olacaktı. Ve Marco Paccio gibi Altay'ı 3 yıldır sırtlayan bir golcüyü kesmiş adam. Şimdi korkunç bir şey ya. Bu adamlar hepsi şimdi ne konuşulmaya başlandı baştan tutabiliyor musun? Altay devre arasında bu oyuncuları elinde tutabilirim. Altay devre arasında bu oyuncuları elinde tutabilirim. Kim alacak? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş falan. Yani emin olun bunlar enteresan adamlar bulmuşlar ve Mustafa Denizli diyor ki kardeşim biz 26 Mayıs'ta şampiyon olduk diyor. 27 Mayıs'tan sonra diyor ben bu futbolcuları izledim hep. Ve şimdi iki tane daha oyuncu var aslında almak istedikleri. Bir tanesiyle anlaşmışlar. Mısır Ligi'nden geliyor. Gol kralı. Mısır Olimpik milli takımıyla beraber Tokyo'daydı. Ona anlaşmışlar. Bir de Panathinaikos'tan bir
sağ kanat oyuncusu istiyorlar. Onlar Panathinaikos çok yüksek bedel istiyor. Yani Alta için yüksek gelen bir bedel istiyor. Yani bonservisi için. Bunları neden saydım? Müthiş oyuncular bulmuş Mustafa. Ali Koç ve Fenerbahçe yönetimi ne yapıyorlar? Yani şimdi ben Fenerbahçe'de seyrettim. Altay'daki bu yabancıları da seyrettim. Yani Altay'ın yabancılarıyla Fenerbahçe'nin yabancılarını kıyas bile etmem yani. Ama hocam gerçek. Şimdi bu yabancıları Fenerbahçe'ye almış olsalar Ali Koç'u keserler hocam. Kıyamet kopar şeyde. Ya kardeşim yani futbol... İsimleri olmadığı için diyorum yani. Niye Galatasaray, Kerem Aktürk'ü, Erzincan 24 gol mudur? Erzincan 24 nedir? O takımdan aldı. Üçüncü takımdan aldı. Bugün Kerem takır takır Galatasaray takımında top oynuyor. Yani en son İskoç takımına da 4-2 yendikleri maçta da bir gol bir asistle oynadı bu çocuk yani. Yani böyle isimsiz geldiği yere falan oynadı topa bak. Ama Fenerbahçe Samatta istiyor. İşte bilmem hani camiadan bahsediyorum. Samatta'yı istiyor bilmem. Bakın ben bir şey söyleyeyim. Valencia'yı istiyor. Altay için söylüyorum. Bu Altay'ın yabancılarının birçoğu bu Pinares, Rodriguez, De Bamba, o Muhammed Naderi devre arasında gidebilir Altay'dan. Hocam hakikaten ben Bamba'nın Davudo Bamba'nın şeyine baktım, istatistiklerini merak ettim. Daha önce neredeymiş, ne yapmış diye. Norveç Ligi'nde öyle çok da parlak bir istatistiği de yok gibi ama adamda müthiş bir gol atma iştahı var. Bu Hatayspor'un geçen sene şey diyorduk ya, Balpanza'yı nereden bulmuşlar ya falan işte, diyorduk ya. Ondan işte, iyi gibi geldi bana. Bak şimdi 5 milyon euro o Bobenza 5 milyon euro transfer bedeliyle yani 300 bin euroya aldıkları adam 5 milyon euro ve bir sonraki satıştan %20 pay bedeliyle gitti. Hatayspor'a para kazandı. Şimdi Altay'da bu adamları 300 bin 400 bin euroya bedelsiz mal etmiş. Devre arasında yani 5 milyon euro verirlerse gider bu adam. 4 milyon euro verirlerse gider bu adam. Onun için Altaylı taraftarları bu maçtan sonra bir endişeye kapıldı. Yani bu oyuncuları ne kadar tutabiliriz diye. Onun için Mustafa tatlı Denizli, endişe hocam. Şimdi efendim? Bak Kayseri sporlular ne yapsınlar? Yani bunlar tatlı şimdi, endişe. Şimdi Kayseri sporu da düşünün. Yani kim bilir ne endişe var adamlarda. Şimdi yani bu yüzden bu transferleri bu takımı bulan ve oynatan Mustafa Denizli'ye, Özgür Ekmekçioğlu'na, Altay yönetimine kutluyorum. Tebrik ediyorum. Alkışlıyorum. Ve bu toplam bu oyuncuları, 9 oyuncunun transfer maliyeti 30 milyon lirayı geçmemiş. Bu 3 milyon euro demek ya. Ama siz göreceksiniz o kaleci var ya. Yani bu kaleci eğer yani Altay Bayındır için 14 milyon euro isteniyorsa, 10 milyon euro isteniyorsa bu kaleci için de istenir. Demek ki Altay bir anda yatırım yaptı. 10 milyon euro para kazandı. Yani çok iyi oyuncular bulmuşlar. Ve Mustafa Denizli de ilk maçta ortaya konan oyun itibariyle söylüyorum. Çok iyi bir futbol oynadı. Taktiksel olarak sahada çok iyi bir futbol oynattı. Rakibini çok iyi çözmüş. Ve bu oyunla da 3-0'lık bir galibiyet elde etti. Ve Altay çok gol pozisyonuna girdi. Ve şey yaptı. Gol pozisyonlarını kaçırdı. Bu arada 41 yaşına giren Altay'ın kaptanı İbrahim Öztürk'e de Türk futbolu adına bir parantez açıyorum. 41 yaşında bu performans vallahi ayakta alkışlanır. Allah nazardan korusun. Sakatlık vermesin. Gerçekten İbrahim Öztürk Türk futbolunun bence parmakla gösterecek olan futbolcularından biri oldu diye düşünüyorum. Onun için önemli. Tabii bu maç yani Kayserispor aslında maça kötü başlamadı. Fakat kötü bir gol yediler. Kalecileri Doğan Türk futbolunun istikbal vaadinden bir kalecisi. Çok bir kaleci için şanssız bir an yaşadı. Talihsiz bir an yaşadı. Ve kalelerinde erken golü gördüler. Gol Kayseri Spor'u oyundan düşürdü. Maçın şeklini değişti. Yalçın Koçukavak orada haklı ama bugün Yalçın Koçukavak da gitti. Değil mi? Ya nasıl bir kulüp yönetimi bulmuyorum. Ya karşı bugün Yalçın Koçukavak'la yollarını ayırmış Kayseri Spor. Ve Berna Gözbaşı Türk Kulübü'nün bayan başkanı, yani bir kulüp başkanımız. Tabii çok önemli görüyorum bir bayan kulüp başkanı olmasını. Bugüne kadar 10 tane teknik adamla çalışmış. 1,5 senede. 2 senede veya. Yani bir gün kalan var, 2 gün kalan var, 3 gün kalan var, 1 ay kalan var. Yalçın Koçukavak da gitti. Hanımefendilerle çalışmak zor. Hikmet Karaman'ın geldiğini söylüyorlar.
başa. Ama şunu söyleyeyim. Yani Kayserispor'u beğenmedim. Yani Kayserispor'u beğenmedim. Transferlerini Süper Lig için yeterli görmedim. Dostacı söyler. Eğer kalecilerini de kaybederlerse çok iyi bir kaleci almaları lazım. Yani bu kaleciyle de kalsa, Doğan'la da kalsa işler zor. Onu da söyleyeyim. Bana güven vermedi. Ama Kayserispor Süper Lig için yeterli bir takım kurmuş. Yani kurgusu böyle. İyi oynamaya çalışıyorlar. İyi oyuncular var. Özellikle Altay 70. dakikadan sonra yoruldu. Altay oyundan düşünce Kayserispor daha atak yapan, gol arayan bir takım hüviyetine büründü. Ama dediğim gibi yani Kayserispor bu lig için yeterli bir takım kurmamış diye düşünüyorum. Altay'ın yani bu iyi oyuncular, iyi futbolcular diyoruz. İsimsiz bu futbolcular. Ama bundan sonraki haftalarda bu istikrarını sürdürmesi önemli. Ve Mustafa Denizli gerçekten Türk futbolu için özel bir adam. Bu Altay takımına bu istikrarı sağlayabilir mi bundan sonraki haftalarda? Ve bu oyuncuların performanslarını bu düzeyde tutabilir mi? Bekleyip göreceğiz. Eğer bu oyuncular bu hafta oynadıkları oyunun üstüne koyarak devam ederlerse, biraz da kendileri için oynarlarsa, kendi istikballeri için oynarlarsa, çünkü bir şanstır kendilerini göstermeler açısından, şanstır Altay Kulübü'nde Mustafa Denizli gibi bir hocayla çalışmak. Altay ilk 5, 6, 7. sıralarda takım olarak ligi tamamlar diye ben şahsen ilk haftadan itibar bu. Şimdi Giresun maçını seyrediyoruz. 26. 27. dakika geldi. Giresun Galatasaray'la halen 0-0. Nasıl gidiyor maç hocam? Ben şimdi buradan bunu izleyemiyorum. Siz ilk 20 dakikayı şöyle nasıl gördünüz Giresun Spor'u ve Galatasaray'ı? Yani Giresun Spor'u tabii şimdi Giresun Spor onca yıldan sonra Süper Lig'e çıktı. Süper Lig'de iyi başlamak istiyor. Taraftarının önünde Galatasaray'dan puan almak için çalışıyor. Ama Galatasaray'da tabii büyük takım. Yani ne kadar kötü oynasa da, ne kadar sorunlar yaşasa da işte Fenerbahçe gitti. Çok iyi bir Adana Demirspor'u yendi geldi. Şimdi 0-0 devam ediyor. Şu an 28. dakikada maç. Karşılıklı mücadele oluyor. Giresunspor da rakibine karşı yani tepki veriyor. Yani Giresunspor o kadar zayıf değil. Başta böyle dikkatimi çeken bir gol pozisyonu yok şu ana kadar gördüğüm kadarıyla. Giresunspor dediğim gibi mesela şimdi şu an bir atak yapıyor Balde ile gene. Evet. Giresunspor şu an çok kritik bir pozisyon. Evet. Yani Balde ile bir gol kaçırdı. Giresunspor. Yani Giresunspor Galatasaray'a karşı tepki veriyor. Bu olumlu yani. Tabii bir de ilk haftalar bunlar. İlk haftalarda böyle üç büyüklerden biriyle oynamak dezavantaj. Yani ne olursa olsun bunlar Türk futbolunun önemli kulüpleri. İşte mesela Rize Spor Beşiktaş'la oynadı. Beşiktaş sürklese. Yani Rize kötü takım mı değil ama moral bozdu. Yani Adana Demirspor kendi sahasında Fenerbahçe yenildi. Kötü takım Adana Demirspor değil. Şimdi bu haftada Giresun yenilirse, Giresun Galatasaray'a karşı puan kaybetse kötü başlamış olacak. Biraz üç büyük takımla başlamak bir fikstür dezavantajıdır diye ben şahsen düşünüyorum. Bugün Yeni Malatya Trabzon maçını seyrettik. Trabzon deplasmanda rakibini 5-1 yendi. Ama bu sonuç bizi aldatmaz. Malatya'da bir takım sorunlar var bence. Yani onlar da İrfan Buz'la yollarını ayırabilirler diye düşünüyorum. Malatya'da iyi oyuncular var. Ama Adem Büyük çok konuşmaya başlamış. Şimdi yani futbolda bir tabir vardır. Yani ayaklar durunca çenen konuşur diye. Yani o da diline vurmuş artık her şey. Her şeye konuşuyor. Ama bırak kardeşim sen gol attın. Yani Adem Büyük iyi futbolcu. Sen futbola odaklan. Yani bak Adem Büyük iyi futbolcu. Ben Adem Büyük'ü Beşiktaş'tan yetiştiği andan itibaren biliyorum. İzledim yani. Adem Büyük iyi futbolcu. İlerlemiş yaşına rağmen daha hala top oynayabilir. Ama artık o dilini konuşturma. Yani futbolunla kendini göster. Öyle olursan daha 4-5 sene Adem Büyük'ü liglerde bir performans yapan iyi futbolcu olarak izleyebiliriz. Malatya Spor'da da iyi futbolcu var ama daha takım olamamış. Yani. Sıkıntı var ya. Yani. Takım iyi çalışmamış hazırlık dönemine. Evet, Galatasaray öne geçti.
Yagna attı herhalde golü. Tahmin ediyorum. Galatasaray deplasmanda 1-0 öne geçti. 30. dakika falan mı hocam? 31. dakika evet. 31. dakikada evet, Galatasaray 1-0 öne geçti. İşte bu takımlara karşı ne kadar iyi oynarsanız oyun, tepki verirseniz verin. Evet, şimdi tekrar gösteriyor pozisyonu. Evet. Yani bir ara topu. Evet. Yani kalecinin müdahalesine rağmen geldi boyuna attı. Tabii şimdi bunlar özellikli futbolcular yani. Yani diğer ne evet. Evet yani şimdi bir an şey kaldığınızda ne denir? Yani boş kaldığınızda şey yapıyor. Yani bu oyuncular o sizin o hatanızı affetmiyor. Bunlar öyle futbolcular. Ne kadar formsuz da olsalar böyle oyuncular. Onun için Giresunspor için bir talihsizlik Galatasaray'la oynamak. Bakalım maçın bundan sonraki takımdan olacak. Ama yani Giresunspor'u bu dakikaya kadar fena görmedi. Yani böyle komple baktığımızda Giresunspor sahaya oturmuş. Fiziksel olarak mücadele eden bir takım. Mesela Malatyaspor'u böyle görmedi. Malatyaspor fiziksel olarak hiç hazır takım değildi yani. Bunu söylemem lazım. Ama Trabzonspor da daha hazır değil. Fakat Trabzonspor bu sene çok iyi oyuncular transfer etti. Yani bir defa Bakasetas üzerine koyarak oldu. Gerçekten Bakasetas ilginç bir futbolcu. Hamsik diye bir futbolcu var. Yani Çek milli takımından geldi. Önemli bir oyuncu bana göre. Aldıkları forvetler var. Cornelius'u almışlar. Cornelius yani bugünkü görüntüsüyle, futbol zekasıyla, attığı paslarla, oyun alanında durduğu yer itibariyle koşularıyla bana Sörloth'u hatırlattı. Yani Sörloth'un boşluğunu doldurabilecek bir santrofor hüviyeti verdi ve Kopenhag gibi de iyi bir takımdan geldi. Trabzonspor'a. Yani Trabzonspor iyi bir yolda. Ama şunu söylemem lazım. Ben Uğurcan Çakır'ı beğenmiyorum. Böyle bana kızanlar var bu yorumları yapınca. Uğurcan Çakır, dünya, Türkiye bir numaralı kalitesi falan. Yok kardeşim. Uğurcan Çakır gaf yapan, hata yapan bir takım. Norveç'le oynanan Avrupa Kupası maçında da gördük. Oyundan dikkatini kaçırıyor. Dikkat izlemiyor. Yani bir kaleci tamam. Yani %100'e yakın şeyli hatalı bir hatasız bir maç oynamak zorunda. Trabzonspor gibi bir takımın kalecisi. Eğer yani %10 bile hata olsa bu sırıtır. Uğurcan'da böyle bir şey görüyorum. Yani bu milli takımda da aynı hataları yaptı. Yani sadece Trabzonspor kalecisiyken değil yaptı. Ama Trabzonspor her gün üzerine koyarak iyi gidiyor. Yani o da iyi bir takım. O da söylemem lazım. Nasıl Adana Demirspor için iyi futbolcular var, çok iyi futbolcular var dediysek Trabzonspor için de aynı şeyi söylemeliyim. Trabzonspor kadro derinliğini de yakalamış. Çok iyi futbolcuların olduğu bir takım. Şampiyonluk şansı nasıl görüyorsunuz? Yani şimdi Beşiktaş'ı seyrettikten sonra yani 50-50 görüyorum. Yani %50-50 görüyorum. Tabii bunların içine Galatasaray ne kadar girecek onu da bilmiyorum. Yani Galatasaray ne kadar girecek içine. Yani bana göre şampiyonluk sıralamasında ilk ikide Beşiktaş-Trabzon mücadelesi olur diye görüyorum ilk hafta itibarıyla. Ardından Galatasaray gelir, ondan sonra da Fenerbahçe gelir diye bir sıralama yapıyorum şansları itibarıyla. Ama Trabzonspor iyi, çok iyi futbolculardan kurulu iyi bir takım. Kadro derinliği yakalamış. Sahada ne yapacağını bilen futbolcular var. Dizilişi, oyun anlayışı her maçta daha üstüne koyuyor. Ama şimdi mesela Roma maçında bir şey bekliyor muyum? Beklemiyorum. Yani orada farklı bir futbol oynuyor. Dediğim gibi bizim ligimizde bu takımların esas mücadelelerini bizim ligimizde ve Türkiye Kupası maçlarında vereceklerini, göstereceklerini düşünüyorum. Ama Trabzonspor iyiye gidiyor, iyi yolda, iyi bir takım. Mesela Ekuban'ı vermişler. Ekuban da Genoa'da ilk maçında gol atmış. Tamam işte vereceksin. Futbolcu eğer senden durmak istemiyorsa göndereceksin. Mesela Uğurcan için de yanlış yaptılar diye düşünüyorum ben. Uğurcan da iyi bir rakamla, iyi bonservisi. Ahmet Ağoğlu, Abdülkadir Ömür için
iyi bir para verdiklerinde vermedikten dolayı pişman olduğunu söylemişti. Aynı şeyi Uğurcan'da yaşayacaklar diye düşünüyorum. Yani vereceksin gidecek. O oyuncu da yeni bir istikbal, yeni bir ülke, yeni başarılara yelken açacak. Futbol bunu kaldırıyor. Futbol bunu gerektiriyor. Bunu yapacaklardı. Ama Trabzonspor iyi bir noktada gidiyorum diye düşünüyorum. Ama Malatya'da da bir teknik adam değişikliği beklediğimi söylemek isterim. Şimdi programın sonuna doğru geliyoruz herhalde. Şunu söylemem lazım. Yine bana kızacaklar, bana kızmasınlar kardeşim. Ben Mustafa Er'le Bursaspor gitmez gitmez derken bana buradan işte sallayanlar vardı. Bak Mustafa Er bugün gitti. Giderken de ne kadar haklı olursa olsun kulüp yönetimini tenkit ederek yok kardeşim. Bu Bursaspor kulübü geçen sene sana müthiş gençlerden oluşan bir takım verdi. İşte sen burada hem o gençlerin başarı hikayesini, Bursaspor'un başarı hikayesi, Mustafa Er'in başarı hikayesi olarak taşlandırıp bu takımı Süper Lig'e taşıyacak. Taşıyamamazsan başarısızlık senin, eksiklik senin. Şimdi diyor ki menajerlere göre transfer yaptı. Sana sahaya vermişler oyuncuları. Sen başarılı olmak zorundasın. Olmuyor işte. Şimdi Bursaspor yeni bir teknik adamla yolunu arayacak. Mustafa Er konusunda söylediklerimiz çıktı. Evet, Galatasaray bir penaltı kazandı. İkinci gol içinde şimdi. Kim atıyor? İşte, daha atacak şimdi. Yeni kazandılar penaltıyı. İşte bunlar penaltı. Büyük takım oyuncularının bir boş kaldıklarında rakip takımı hataya zorluyor. Penaltı mıydı hocam? Eski hakeme sorulur bu. Evet, penaltı. Ama şimdi şeyi izleyecekler tahmin ediyorum. VAR'ı izleyecekler. Pozisyon içeride mi dışarıda mı? Evet. Yani çok enteresan bir yerde pozisyon. Evet, bir daha bakalım. Yani vurduğunda adam dışarıda. Yani adama vurduğunda adam dışarıda. Daha sahibi dışarıda gördüğünüz kadarıyla. Evet. Vuruyor, indiriyor. Penaltı eğer yani pozisyon cezalarının içinde olmuşsa onu VAR'da izleyecekler. Yani, o da zaten Hüsamettin yaptı penaltıyı. Evet izliyor yani şu an bekliyor. Bakalım ne olacak. Erkan Özdamar da bekliyor pozisyonu. Pozisyon dışarıda mı içeride mi diye. Pozisyonu içeride kabul ettiler. Evet. Zannediyorum evet. Evet. Evet, pozisyonu içeride kabul ettiler. Kim düşürdü Hüsamettin? Hüsamettin, yani şimdi Galatasaraylı oyuncuyu göremedim. Galatasaraylı oyuncuyu göremedim. Ama Diagne atıyor evet gene penaltıyı. Herhalde kalacak Galatasaraylı oyuncu Diagne. Bir yere gitmeyecek. Galatasaraylı herhalde adam... santrofor olacak. Evet. Bakalım. Kim var kalede? Giresun'un kalesi Uğurcan mı, Okan mı? Yok. Geçen sene Onurcan Piri oynuyor. Onurcan. Evet. Onurcan çok iyi bir kaleci. Ben çok beğenirim Onurcan'ı. Kurtarabilir. Onurcan oynuyor diye bakıyorum. Ben dersem Onurcan oynuyor. Evet. Onurcan Piri. İyi kaleci. Tabii yani bazen yani çok iyi kaleci olabilirsiniz ama yetmiyor işte. Yani. Kurtardı penaltıyı evet. İşte. Penaltıyı kaçırdı Galatasaray. Bravo. Onurcan dedin değil mi hocam? Emin miyiz? Onurcan diye görüyorum yani görüntüde. Ona benzetiyorum televizyon ekranında. Onurcan olması lazım. Çünkü Okan'ı Galatasaray'dan kiraladılar. Okan'ı oynatmazlar herhalde şey olarak. Galatasaray maçında. Yedim bir şey tartışmada olur tabii. Evet. İşte, belki bu penaltıdan sonra oyunun kırılma anları oluyor bazen. Olabilir. Bu penaltıdan sonra farklı bir noktaya gelir. Ama ben Giresunspor'u beğendim. Şimdi bu şey çok önemli. Yani Giresunspor'u Altay'la, Adana Demirspor'la, Kayserispor'la, Malatyaspor'la falan mukayese etti. Sivas'la. Yani üst taraftaki takımlarla mukayese etmemek lazım. Onun için evet, onun için şey değil. Bu arada penaltıya bakıyorum. Köşeden çok güzel aldı.
kaleci gerçekten. Tebrik etmek lazım. Evet. Onurcan mı, Okan mı? Ona da bakacağız yani. Siz ama testi izleyemediniz. Yani. Evet. Neyse yani netice itibariyle kaleci kurtardı. Evet, hocam gelecek haftanın maçlarını da şöyle bir konuşalım mı? Ha, şimdi bir şey daha söylemek istiyorum. Gelecek haftanın maçlarını da konuşalım ama ya biz bu TFF 1. Ligi konuşurken bir programda, son programda dedik ki yani o programda ya kardeşim bir transfer olmakla iyi takım olunmuyor. Transfer yapmakla iyi takım olunmuyor. Bu hafta seyrettiğim maçlarda da ne kadar haklı olduğumu gördüm. Gitti Menemen Erzurum'u yendi. Ankara Gücü Tuzla'ya puan kaybı. Denizli Spor zaten ağa gitmiş, bağı kalmış. Bandırma onu yendi. Yani İstanbul Spor Manisa FK 4-3 bitti. Yani düşünmek lazım üzerinde. 4 gol atıyorsun ama 3 gol de yiyorsun. Şimdi Altınordu neredeyse evet. Altınordu bütün takımını kaybetmiş. Keşiören Gücü'den gitti Ankara'da puan aldı. Şimdi baktığımızda mesela Balıkesir ya öldü bitti denilen transfer tahtası kapalı Balıkesir Spor gitti Bol Spor'u yendi. Yani futbol sahada oynanıyor. Transferlerle oynanmıyor. Bunu da kafanıza sokun kardeşim. İşte Bursa Spor transfer yaptı. Adana Spor'la beraber kaldı. Yani onun için tamam transfer önemli. Ama sahada takım olmak, futbol oynamak, mücadele etmek. Orada mücadele çok önemli. Hani taraftarların bir sözü var. Taraftarlar bu söze sığınıyorlar. Yensen de yenilsen de mücadele. Mesela şimdi Adana Demirspor taraftarı Fenerbahçe'yi maçından sonra takımlarını alkışladı. Oyundan, mücadeleden memnun. Ben de memnunum Adana Demirspor'un verdiği mücadeleden. Daha hocam, iyi olur diyor. Şeye baktım da şimdi cep telefonumdan bakıyorum bir taraftan. Okan diyor eğer doğruysa. O zaman Okan'dır. Okan'la Onurcan birbirine çok benziyorlar demek. Evet. Tabii sesli izleyemediğiniz için tabii siz de. Sesli izleyemiyorum tabii. Evet. Sesli izleyemiyorum. Ama çok güzel çıkardı. Söylemem lazım. Tebrik edelim yani, o zaman. Evet. Yani Okan hocam, da olabilir. Yani, ama benziyorlar birbirlerine tip olarak çok. İkisi de yakışıklı çocuk. Evet. İkisi de yani tip olarak da benziyorlar. Beni evet. Yanımdan o oldu. İsimlerini göremedim. Aynı berbere gidiyorlar. Evet. Şimdi gene güzel bir top aldı. Evet. Gene güzel bir top aldı kaleci yani gerçekten. Güzel, iyi top oynuyor kaleci yani. Gerçekten çok iyi toplar alıyor. Galatasaray gibi bir takım karşısında Galatasaray'ın bulduğu bu pozisyonlarda kalecinin direnmesi çok ilginç. Ama Galatasaray bu maçta istekli oynuyor. Mesela evet. Daha önce Avrupa Kupası maçlarında gördüğün tarzda bir Galatasaray yok. İstekli oynuyor Galatasaray. Yani büyük takımlar istekli, arzulu, tempolu oynadıkları zaman karşılarında durmak da çok zor tabii Giresun gibi bir takım için. Onun için yani bu maçı dikkate almadan lige tekrar başlamak lazım. Yani bu lige öyle yapmak lazım. İşte ben temin onu söylüyordum TFF'de. Tek konuşuyorsunuz. Kardeşim transferler bu işte olmuyor. Bak bu transfer ayrı bir konu. Sahaya takım yapmak, çıkarmak da ayrı bir konu. Bilmiyorum şimdi. Samsunlular da izliyorlardır. Bakalım bu hafta bay geçtiler. Önümüzdeki hafta nasıl bir Samsun göreceğiz? Cuma günü Balıkesir'de önünde maçı var Samsun. Efendim? Samsun Spor Cuma günü Balıkesir Spor'la oynayacak. Kendi sahasında mı oynuyor? Kendi sahasında evet. İyi Balıkesir Spor yener diye. Şimdi biz tabii seninle konuşurken gene bir pozisyon kaçırdık. Hakem şeye gitti. VAR'a gitti yani. VAR'dan uyardılar. Erkan Özdamar'ı. VAR'a gitti yani. Bakalım ne çıkacak VAR'da. Ya VAR icat oldu. Mertlik bozuldu gibi bir şey oldu artık. Futbolda yani. Evet. Gene Hüsamettin. Evet. Kırmızı kartla Hüsamettin oyundan attı. Evet. Niye? Kırmızı kartla attı. Gol şansını mı önledi diye penaltı mı verdi yine? Ne yaptı anlamadık yani. Biz tabii seninle sohbet ederken de bir bakalım ne olacak. Başka maçlara konsantreyken. Evet. Dakika kaç hocam? Evet. Dakika 45. dakika içerisindeyiz. Zannediyorum penaltı verdi herhalde gene. Vardan dönüştü. Çünkü Hüsamettin attığına göre penaltı olması lazım. Penaltı verdi herhalde diye düşünüyorum. Peki.
Evet ama çok kötü bir yani gerçekten Samettin kardeşim. Bir penaltı yaptım biraz önce. Şimdi gene penaltı yaptı. Yani adamı felaket düşürüyor yani. %100 penaltı yani. Evet. Evet yine penaltı. Evet. Hadi bakalım Penaltı verdi Okan, yine ama %100 penaltı. kurtarabilecek mi bakalım? Evet %100 penaltı. Biz de bakın canlı nakliye yapıyoruz. %100 penaltı. Olmaz. İşte kardeşim bak bunlar TFF birincilik topçusu. Yani üst üste sen iki tane penaltı yaptırıyorsan böyle sen Süper Lig topçusu değilsin. Olmaz. Böyle. Kaçırıyorsun Yol adamını. yakınken. Evet. Demek ki Hüsamettin'in olmayacak. Acil bir beke ihtiyacı var. Sivasspor'un bir sol beke ihtiyacı var. Yani böyle penaltı yaptırılmış. İki tane penaltı yaptırdı. Ve kırmızı kart. Yani gol Of, bir şansı. de şimdi Bariz gol şansı. kırmızı kart da var. Yenik durumdasın da tabii Tabii felaket. tabii. Hem yenik durumdasın hem kırmızı kart var. Galatasaray bir penaltı kaçırmış. İkinci penaltıyı. Dakika 45. Bu arada Fatih Terim'i gösteriyor. Fatih Terim tabii mimiklerini yapıyor. Çok gergin, çok sinirli. Bakalım bu penaltıyı da kaçıracaklar mı? Çok Kim ilginç. atıyor? Aa, kimin attığını göremiyorum şu an. Ses kısıtlı olduğu için yani oyuncuyu tanımıyorum Galatasaray'da. Bu oyuncu yeni transferlerden bir tanesi zannederim. Evet. Şimdi biz de merakla izliyoruz bakalım. Tekrar kurtaracaklar mı penaltıyı? Evet yok bu sefer kurtulmadı Galatasaray. Evet 2-0 öne geçti Galatasaray. İşte bu kırılma anı olur şimdi hocam. Evet. Şimdi burada 33 numaralı oyuncu. Nerede Galatasaray'ın yeni transferlerinden biri. Aha bu Romen oyuncu var ya Romen oyuncu. Yeni transferi Galatasaray'ın. Çiçil daha o. Evet Şil daha attı golü. Evet. Galatasaray'ın yeni Romen transferi O, attı. o da ilk golünü atmış oldu böylece. Evet. Kaleciyi ters köşeye yatırdı bu sefer. Galatasaray 2-0 öne geçti. İlk yarı 2-0 galibiyetle bitiriyor. Yani tabii Giresunlar üzülmesinler de ama Hüsamettin'den Süper Lig topçusu olmak böyle iki tane üst üste penaltı yaptırmak 10 dakikanın içerisinde. Ne bu ya? Ya olacak iş değil ya. Yani bir de bariz gol şansından attı bunu. Yani hakem. Kaldıramadı maçı yani. Ya işte şimdi mesela Mustafa Denizli yine burada Mustafa Denizli ile bu akşam son verelim söyleyeceklerimize diyeceklerimize. Dedi ki ben bu takımdan Altay'a geldi 10 tane oyuncu gönderiyorum hemen. Şimdi herkes ya, TFF birincilikte oynamış çok az futbolcusu kaldı Altay'ın. Yani lig, bunlarla dedi Süper Lig'i götüremeyiz. Bu arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Altay'ın şampiyonluklarında katkısı var. Şampiyonluğa katkıları var. Başarıları var. Minnettarız. Teşekkür ediyoruz. Ama bu arkadaşlarla olmaz. Ve hemen gönderdi. Yani bu seneye baktığınızda takımda geçen seneden kalıp oynayan oyuncular hep üzerine koymuşlar. Cebrail diye Ankaragücü'nden devre arasında gelen bir oyuncu vardı. Bir top oynadı ki olmaz böyle bir şey. Yani ben inanılmaz beğendim. Bu Cebrail'i Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe havada kaparlar. Yani onun için Altaylı taraftarlar bu galibiyete pek sevinemedi. Oyuncuları devre arasında tutamayız. Bunlar hepsi giderler dedi. Yani komedi biraz da hem ironi hem komedi. Demek ki Giresunspor için de aynı şeyi tavsiye ediyorum. Yani TFF birinci, biz geçen seneki programlarımızda da söylemiştik. İkinci ligin futbolcusu ayrı, üçüncü ligin ayrı, TFF birinci ligin ayrı, Süper Lig'in ayrı. Bunların teknik adamları bile ayrı. Demiş miydik bunu? Demiştik de. Evet, çok konuştuk Kim bunu, evet. şampiyon oldu? Mustafa Denizli'nin çalıştırdığı Altay, Samet Aybaba'nın çalıştırdığı Adana Demirspor ve Giresunspor'un başındaki Hakan Keleş. Hakan Keleş'in de Süper Lig tecrübesi var ve Süper Lig'de futbol oynamışlığı var. Onlar başarılı oldu. Diğer teknik adamlar olamıyorlar. Kardeşim üzerine koyamıyorlar. Yani Altay'ın Yücel İldiz'le Osman Özköylü'yle oynadığı futbolla Mustafa Denizli'nin oynattığı futbol arasında dağlar kadar fark var. Göreceksin bunu. Şimdi de ilk yarı bitti. Giresunspor'un 2-0 mağlubiyetiyle bitti. Oyuncu alacağın zaman, yani oyuncu alacağın zaman bu oyuncu veya oyuncuyu oynatacağın zaman o oyuncunun Süper Lig oyuncusu olup olmadığını anlayacaksın her şey. Yoksa işte Hüsamettin'in yaptığı iki tane pozisyon, iki tane penaltı var üst üste. Aynı oyuncu iki tane penaltı yapar mı ya? Elle kolla Allah ya nereye gidiyorsun yani? Olacak iş değil yani. Onun için Giresunspor'la yolu yakınken bu transfer konusu daha halen gündemdeyken
bu işlere gerekli takviyeleri yapmalarını dilerim. Ama tabii rakipleri Kayseri, Galatasaray değil. Giresun gibi, Altay gibi, Adana Demirspor gibi takımlar bu üç büyük takımlar karşısında 6 puanı kaybetmiş gibi hareket edecekler. Kazanırlarsa ne ala. Yani 1 puan, 2 puan, 3 puan kazanırlarsa ne ala. Çünkü bu takımları yenmek kolay değil. Bunları yenmeye kalkarsanız, öyle futbol oynarsanız hakem faktörü çıkar karşınıza. Başka faktörler çıkar karşınıza falan filan. Yani onun için tabiri caizse bu maça bakmayacaksınız. Bu rakiplere bakmayacaksınız. 6 puanları 2 maçta da kendinizi mağlup gibi göreceksiniz. Bütün planlamayı, yani yılın bütün planlamasını da bu puan kayıplarına göre yapacaksınız. Artı ne, artık kar ne olursa, yani anlam puan ne olursa kar hesabına geçecek yani. Hocam çok teşekkür ediyorum. Gerçekten yorduk sizi. Yaklaşık bir saattir devam ediyoruz. Bir taraftan gözümüzün ucuyla maça da bakıyoruz. Bir taraftan sizi yorumlarla meşgul ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Mesela ben soracaklarımı sordum. Yedeklerine baktım. Giresun Spor'u şimdi gösteriyordu. Giresun Spor'un işi zor. Giresun Spor Süper Lig'e göre bir yapılanmaya gitti. Yani hazır transfer süresi devam ederken bunu dikkat etmeli diye düşünüyorum. Bir tavsiye yani. Giresun Spor'u. Birkaç transfer daha gerekiyor diyorsunuz herhalde. Yani ya bu ligin futbolcularını bulacaksınız. Bu ligin futbolcularını bulmazsanız ya da kadronuzdaki oyuncuları bu ligde oynarmış gibi oynatabileceksiniz. Ya tabii futbolcu da üstüne koyar, gelişim sağlar, bu ligde oynar o zaman. Ama Hüsamettin gibi bir bek olursa, Hüsamettin herhalde bir önceki sene Keçiören gündeydi. Giresun Spor'a geldi. Giresun Spor'la şampiyonluk yaşadılar. Tablo ortada. Yani affetmez büyük takım oyuncuları yani. Bunlar yetenekli oyuncular, kariyerli oyuncular. En küçük hatayı böyle çevirirler. Onun için bu hatayı yapmayacak oyunculardan kurulu Giresun Spor ortaya koymak, çıkarmak lazım. Anladım. Yani hocam, kulaklarına bu küpe olsunlar. Dost acı söyler. Tabii. Hocam şimdi ben sorularımı sordum. Sizin söylemek isteyecekleriniz olabilir. Son sözü size bırakayım, kapatayım ondan sonra. Valla biz Giresun Spor'u, Adana Demirspor'u, Altay'ı konuşacağız. Bir de Trabzon'u takip edeceğiz. Trabzon'dan bu sene büyük başarılar bekliyoruz. Bizi izlemeye devam etsinler. Tabii ara sırada da TFF 1. Lig'e lafı konduracağız. Samsunlular da bizden ayrılmasınlar. Ama Samsun'u da iyi yolda görmüyorum şu an. Yani yapmış oldukları transferler, bu kadro kalabalığı falan pek hayra alamet değil. Futbol sahada oynanıyor yani, bunu unutmasın. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler, 90 Artı programında Üstad Özcan Pehlivanoğlu'yla Süper Lig karşılaşmaları ağırlıklı bir program yaptık. Bir taraftan Giresun Spor Galatasaray karşılaşmasını göz ucuyla takip ederken bir yandan da oynanan karşılaşmaları değerlendirdik. Dediğimiz gibi Özcan Hoca'yla biz daha çok belli takımlara odaklanacağız. Bu takımlar Anadolu'nun takımları. Bunların 3 tanesi zaten daha alt ligden beraber olduğumuz, taraftarlarıyla kaynaştığımız, zaman zaman birbirimizi kızdırdığımız, zaman zaman birbirimizi sevdiğimiz Adana Demirsporlu, Giresunsporlu, Altaylı dostlarımız. Bir de bunlara Trabzonspor'u ekleyelim istedik. Çünkü Trabzonspor da Anadolu'nun şampiyon adayı. Bu 4 takımı Süper Lig'de Özcan Hoca'yla daha çok takip edeceğiz. Ha, diğerlerini etmeyecek miyiz? Diğerlerini de edeceğiz. Zaten bu 4 takım kendi kendine oynamıyor. Dolayısıyla rakipleri de var. Onları da konuşacağız. Ama bu arada olur ya, işte bizim kanalımızı izleyen taraftarlardan yoğun bir şekilde derler ki ya işte Gaziantep FK'yı da izleyelim, Kayseri Spor'u da izleyelim. Onlara da tabii vakit ayırmak isteriz. Tabii ama arz talep meselesi. Yani bu zorlan kimseyi kendimizi izlettiremeyeceğimiz gibi zorlan bu işler, hani zorla güzellik olmuyor. Yani siz talep edeceksiniz ki biz konuşacağız. Bazen diyorlar ki işte bizim takımımızı niye konuşmuyorsunuz? Siz talep ederseniz sizin takımınız da bizi konuşturacak sonuçlar alırsa mecburen konuşuruz zaten. İstesek de konuşuruz, istemesek de konuşuruz ama takım sahada bir şey yapmıyorsa, siz de talep etmiyorsanız biz konuşacak başka konu buluyoruz işte. Durum bundan ibaret. Ben bizi izlediğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Daha birinci hafta, yani yaptığımız yorumlarda eksik olur, hata olur, sürçülisan ettiysek affola diyelim. Önümüzdeki haftalarda tabii daha fazla maç izledikçe, daha fazla takımları gördükçe daha doğru da yorumlar yapacağız belki. Biz hiçbirimiz bay mükemmel değiliz ama
futbolu seviyoruz, futbolu izliyoruz, futbol heyecanıyla zaman geçiriyoruz. Yani hepimiz aslında başka işleri olan, tek meşgalesi bu olmayan kişileriz. Ama ne yapıyoruz? Sizler için vaktimizi sürekli maç izleyerek geçiriyoruz. Siz de teşekkür ederiz, bizi izleyerek destek veriyorsunuz. Bundan sonraki programlarda yeniden görüşmek dileğiyle ben hem Özcan Hoca'ya hem de sizlere teşekkür ediyorum. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum efendim.